Yani bunu siz de biliyorsunuz, devlet de biliyor, tüm toplum biliyor ki Alevi inancının merkezi Dersim, Alevi ocaklarının merkezi Dersim. Dersim Aleviler için, Alevi toplumu için son derece önemli bir yerleşik. Devlet özellikle Dersim'e karşı farklı bir politika geliştiriyor. Yani geçmişten günümüze kadar, yani şu anda gelinen noktanın sürecini biz yakından takip ediyoruz. Mesela Dersim Üniversitesi'yle başlayan bir süreç var. Geçmişte FETÖ'cülerin oraya nasıl yığınak yaptığını, nasıl orada örgütlendiğini çok çok iyi biliyoruz. Arkasından açılan cemevlerinde özellikle İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak, yani devletin devlet yanlısı, Alevi dedesi görünümlü insanların Tunceli cemevinde nasıl görev yaptıklarını, devletle iç içe nasıl birlikte olduklarını biz bunu çok yakından biliyoruz. Yani gelinen nokta Dersim'in toplumsal yapısını değiştirme doğrultusunda. Mesela çok fazlasıyla tartışıyor, biliyoruz. Oradaki gençleri kriminal gruplara yönlendirmesi, işte tacizin, tecavüzün ve buna karşı kızların, şöyle ifade edeyim, yani ona Türkçe bir sözcük bulmakta sıkıntı çekiyorum. Nasıl fuhuşa teşvik ettikleri, bunları çok yakından biliyoruz. Devlet Dersim'de Aleviliği bitirmeye çalışıyor. Yani Ali kendi Alevileriyle birlikte, Alevi olan insanların aracılığıyla, sözde dedelerin aracılığıyla Aleviliği bitirmeye çalışıyor. Bunun kabul edilir bir yanı yok. Hiç tesadüfü değil mesela Dersim'de 500 tane dedeyi haca gönderip arkasından onlara gri pasaport verip Avrupa'ya göndermesi de tesadüfü değil. Yani hem Alevileri asimile ediyor, Aleviliği öldürüyor. Bunun kabul edilir bir yanının olmadığını biz Alevi kurumlar olarak, Aleviler olarak şiddetle kınıyoruz, karşı çıkıyoruz. Başta kendisine Aleviyim diyen dedeleri kınıyoruz. Çünkü o işin içerisinde çok farklı diyelim ki hesaplar var, parasal hesaplar var. Ya biz bir sürü oyunların oynandığını biz çok yakından biliyor ve şiddetle kınıyoruz diyeyim. Ya Dersim aslında Aleviler açısından Serçeşme olarak ifade edilen yer olarak tarif edebiliriz. Yani bizim Serçeşmemiz Hacı Bektaş Veli olarak bilinen Nevşehir'dir. Mekanı burasıdır. Ama kabul edelim ki bütün ocaklarımızın ve aynı zamanda Alevilerin tamamının olduğu tek kent Dersim'dir. Uzun yıllardır Alevilere yönelik asimilasyonun uygulandığı ve bu nedenle de suyu kaynağından kirletilmek istendiği yerdir. Dersim'de açılan, daha önce de başka yönlerle atılan, yani önce doğası ve tabiatıyla başlayan, diline yönelik sürdürülen ve bugün de bunun bir adım ileri gidilerek aslında Alevili tarif eden valilerin kendi içerisinde nasıl olabileceğini direkt söyleyebilen yeni bir adım olarak tarif edebiliriz.